أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين يرتان يشتان ويونتان الله جل جلاله يا sonsuz hamd ve fenalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Muhterem hazirun, kıymetli cemaat-i müslimin, Tevbe suresi 34. ayeti kerimeyi en son okuduk. Yarım kalan ayeti tamamlayıp sonrasında devam edelim. Cenab-ı Hak bize ihlasla, rızasınca konuşmayı, cümlemize de istifade etmeyi nasip eylesin diyelim. Estaizu billah, bismillah. Ya eyyühellezine amen, ey iman edenler. İnne kethiren minel ahbar, muhakkak ki ahbar, haham, din adamlarından ve ruhban, papazlardan, rahiplerden vardır birçokları. Ve yekülûne envâlen nâsi bil batıl, insanların mallarını haksız şekilde yerler. Yani Yahudi Hristiyanların din adamları dini istismar ederek insanların mallarına çöreklenirler. وَيَسُدُّنْ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ İnsanları da Allah'tan, Allah yolundan, hak hakikatten saptırır, uzaklaştırırlar. Önemine binaen bu mevzuyla alakalı Fudayl bin İyaz'ın bir sözü, Efendimiz Aleyhisselam'ın da bir hadisi şerifini hatırlayıp ayete devam edelim inşallah. Fudayl bin İyad radıyallahu anh diyor ki, siz ahiret alimlerine tabi olun. Dünya alimlerine tabi olmayın ki sizin ahiretinize zarar vermesinler diyor. Ahiret alimine demek, dünya alimine demek, derdi gayesi Allah'ın rızasını kazanmak olan, İlmini Allah için, ahiret için harcayan, takva, ihlas üzere yaşayan ilim sahiplerine, Rabbani alimlere ahiret alimi, ama ilmini maaş karşılığı, makam için, şöhret için, şan için, dünyalık geçim aracı olarak kullananlar, ilmi üzerinden, hocalık üzerinden dünyalık menfaat devşirenler, bunlardan uzak durun diyor. Bunlar sizin ahiretinize zarar verirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Tirmizi hadis-i şerifinde buyuruyor ki, ümmetim üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o zamanda idare eden yöneticiler, makam mevki sahipleri zulüm üzere olacak. O zamanın ilim adamları tamahkar olacak, dünyaya düşkün olacak. O zamanın ibadet eden abidleri riyakar olacak. O zamanın ticaret erbabı, tüccarları faiz üzere olacak. O zamanın kadınları da süse, gösterişe, zinete, modaya düşkün olacak. Aynen Efendimiz'in söylediği zamanı yaşıyor muyuz? 14 asır öncesinden bugün olacakları haber veren Efendimiz'in başka hiçbir sözü olmasa sadece bu hadis-i şerif bile onun hak peygamber olduğunun delili olur. Görmek isteyen için yeter. Ne diyor? O zamanda idare edenler, makamlar, mevkiler hep ehliyetsiz insanların elinde olacak genelde. Makam sahipleri makamlarını
kendi menfaatlerine kullanmak, halka zulüm aracı olarak kullanacaklar. İyileri tenzih ederiz ama bu genel manada, yani ümmetin geneli için düşünüldüğünde maalesef, maalesef durum bu. O zamanın ilim sahipleri de tamahkar olacak. Yani dünyaya düşkün olacak. Hoca, bakıyorsun, yanlış anlamayın, maksadı aşağıda ifade olmasın. Yani kimsenin malında, mülkünde gözümüz yok. Ama hani devlet memurusun, bir hocasın. Aldığın belli, yaşam standartları belli. Ben 31 yılı doldurmuş acizane bir devlet memuruyum. Elhamdülillah şikayetçi değilim. Belki ben beceremedim. Ama dünyada dikili bir ağacım yok. Hamdolsun. Şikayetçi de değilim. Ama benle aynı görevi yapan, babasından kalmamışsa, dedesinden kalmamışsa, ticaret yapmıyorsa, bir devlet memuru maaşıyla bir hocanın, ilim sahibi birinin evleri, daireleri, apartmanları, çoluğuna, çocuğuna, torununa, bankada paraları, bu değirmenin suyu nereden geliyor diye adama sormazlar mı yani? Bir maaşla olacak şey mi bunlar? Olur mu? Benim niye olmadı? Ben çok mu beceriksiz bir adamdım ya? Bilmem anlatabildim mi? Dünyaya düşkün olacaklar, dinin sırtından geçinecekler. İnsanları cehaletlerinden dolayı istismar edecekler. Onların sırtından kendileri Karun gibi bir hayat yaşayacaklar. Evet, maalesef maalesef. İşin hakikati. İyileri tenzih ediyorum ama böyle ilim sahipleri, ilimleriyle dünyayı elde eden ahiret hocaları var. Allah şerlerinden ümmeti korusun. İbadet edenlerde de riya olacak diyor Efendimiz. Öyle mi? Bakıyoruz, ibadetinde, namazında, amel yapanların hayatına bakıyorsun. Onların da birçoğu gösteriş budalası. Af buyurun. Millet beni görsün. Efendim bak işte adam ne mübarek adamdır, ne güzel adamdır, ne cömerttir, ne hayırseverdir, ne iyilikseverdir. Hep dışa vitrine oynuyor ahir zamanın ibadet ehli. Ticaretle iştigal eden, biraz parası olan, o da faize düşüyor diyor Efendimiz. Bugün bankaya faize düşmeyen şu piyasada kaç tane esnaf, kaç tane parası olan zengin tanıdınız? Allah Resulü Aleyhisselam olacakları haber vermiş. Bak, kadınlar da diyor süse düşkün olacak. Yani gelmeden şöyle bir bakayım dedim. Âmennâ ve saddakna. Zerre şüphem yok da Efendimizin bu hadisini teyit etmek adına Google'a sorgulattım. Siz de sorgulayabilirsiniz. 2020 yılında dünyada kozmetik, yani kadınların, çok af buyurun, boya, badana, parfüm, ruj, bu malzemelere kozmetik ürün diyorlar. 2020 yılında dünyada kozmetik için harcanan para, dikkat edin, 235 milyar dolar. 235 milyar dolar. Ne için? Sadece kadınların parfümüne, boya badanasına dünyada harcanan bu 235 milyar dolar ne demek biliyor musunuz? Dünyada bir tane aç bırakmaz demek. Dünyada bir tane fakir kalmaz. Dünyada bir tane işsiz kalmaz. Nereye gidiyor bu paralar? Kadınların süsüne, gösterişine. Ahir zaman alametleri, Allah Azze ve Celle en azından bizim evdekileri bu fitneden uzak eylesin diye dua edelim yani. Ya mahalleye kadar geldi de, apartmana çoktan geldi de bizim kapıyı zorluyor. İçeriye girmeye Allah fırsat vermesin diye. Evet, mesele anlaşılmıştır. Devam edelim ayeti kerimeye. Rabbimiz Teala devamında buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ o insanları ilimleriyle istismar ederek onları haktan saptıran ama kendileri de dünyada servet sahibi olanlar يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ altınları, gümüşleri yığarlar dağ gibi.
Bankalara gidin, hesaplarına bakın, kabarık hesapları vardır. Dünyalık menkulleri, gayrimenkulleri, yatırımları o biçimdir Allah diyor. Papazlar ve hahamlar için, şimdi bunu bu ümmetin maalesef mateessüf, sahtekar, şarlatan ilim sahipleri için düşünün. Ve onlar وَلَا يُنْفِكُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ biriktirdikleri altınları, gümüşleri, paraları Allah yolunda da harcamazlar. Millete derler ki ya hayır yapın, yardım edin, zekatlarınızı verin, infak edin, sadaka verin. Ballandıra ballandıra anlatırlar böyle. Milleti galeyana getirmek için, coşturmak için. Ama kendileri kendilerine gelince diyor infak etmezler Mevla diyor. Vermezler. Ulema diyor ki burada yeknizune kelimesi altı çizilecek bir kelime. Kenz. Ne demek kenz? Zekatı verilmeyen mal demek. Burada mutlak manada Allah yolunda infaktan maksat zekattır. Emri ilahidir, farzdır yani. Zekatlarını vermezler. Ulema diyor ki bu mal biriktirmek Allah Azze ve Celle'nin hoş görmeyip kınadığı bir şey mi? Yani ayette Allah mal biriktirenleri mi kınıyor? Yoksa malının zekatını vermeyenleri mi kınıyor? Ulema burada iki görüş beyan ediyor. Bazı alimler diyorlar ki Allah Azze ve Celle burada mal biriktirmeyi kınıyor. Müslümanın mal biriktirmesini Cenab-ı Hak hoş görmüyor. Niçin? Buna delil ne? Kendi kafalarından konuşmuyorlar. Delil olarak diyorlar ki dünyada mal kazanmak zordur. Kazandığını muhafaza etmek daha zor. Yani şimdi bir malı kazanırken zorlanıyorsunuz. Şimdi kazandığın mal yastık altına koysan olmaz. Birine emanet versen olmaz. Yani şimdi adam ne kadar serveti, sermayesi, parası artarsa kafasının meşguliyeti o denli artar mı? Bir dükkanı olan bir adamın düşüncesi, meşguliyetiyle iki tane, üç tane, beş tane dükkan, her dükkanı idare etmek aynı şey mi? Bak kazanmak için zorlanıyorsun. Kazandığını muhafaza etmek için de zorlanıyorsun. Dolayısıyla bu zorlanma seni gayeden uzaklaştırıyor. Mal biriktirmek için yaratılmamışsın diyor alimler. Sen hayatını 7-24 kafan hep oradan o gelecek, oraya o gidecek, efendim falanca yere para ödenecekti, falan yerden alacaktı. Bak bütün mesaini, meşguliyetini hep bunlara hasrettiğin için yaratılış gayenden uzaklaşıyorsun diyor. Efendimiz Aleyhisselam da buyuruyorlar ya, dünya sevgisi insana ahireti unutturur, tuğlu emel de insanı hakikatten uzaklaştırır. Öyle mi? Dünyaya olan şimdi bir adam iki tane, üç tane fabrikası var, dükkanı var, bankada milyon milyon paracıkları var, yazlıklar, kışlıklar. Şimdi bu adam ölümü, ahireti düşünebilir, sevebilir mi? Ya bu kadar serveti burada bırakacak, he? Bakmaya kıyamadığı, yeni aldığı milyonluk arabasını bırakacak, ahirete gidecek. Bırakabilir mi? Ölmek zor gelir değil mi? Dünyalık ne kadar servetiniz artarsa ahiret o kadar sizden uzaklaşır. Çünkü ölmek zor gelir. Ahiret hesabı yapamaz insan. Bu bir. İki, insan gözü doydukça serveti, imkanı, dünyalığı, makam, mevkisi arttıkça innel insane leyadga ferra'a mustagna. Rabbimizin buyurduğu üzere insan sahip olduklarıyla kendinin müstagni olduğunu zanneder. Yani azgınlaşır Allah diyor. Mal insanı azgınlaştırır. Servet insanı azgınlaştırır. Onun için Allah mal biriktirmeyi hoş görmez. Bu ayetten ulemanın çıkarttığı mana. Yani fakirken
Allah'a daha yakın olur insan. Ama bu her fakir için geçerli mi? Efendimiz buyuruyor ki, fakirlik neredeyse kafirlik oldu. Bazı fakirlik de var ki adamı kafir yapar. Allah muhafaza. Yani dolayısıyla dünya malı, dünya serveti insanı gayeden uzaklaştırır, azgınlaştırır. Bu sebeple hoş görülmez, Allah tasvip etmez diyen alimler var. İkinci bir görüş, burada Allah'ın kınadığı mal biriktirmek değil. Biriktirdiği malı Allah yolunda harcamamak, zekatını vermemek. Mevla'nın altını çizdiği bu. Zira İbni Ömer radıyallahu anhuma, biz ondan daha fakih değiliz, dini ondan daha iyi bilmiyoruz. Ne dedi? Vallahi Uhud dağı kadar altınım olsa dedi. Yani 5 kilometre boyunca bir dağ dolduracak altınım olsa, sayılarını bilsem ve zekatını versem. Çünkü sayısını bilmen lazım. Ona göre zekat vereceğim. O kadar altının zekatını verdikten sonra kalanı da Rabbimin razı olacağı bir hayatı yaşarken kullansam vallahi umurumda olmaz diyor. Ne demek? Yani çok servetimin olması benim ahireti kazanmama, Rabbimin rızasına kazanmama engel olmaz. Bir Müslümanın dünyada çok zengin olması Allah'ın yasakladığı, nehyettiği, haram kıldığı bir şey mi? Değil. Abdurrahman bin Avf sahabenin zenginlerinden mi? Osman radıyallahu anh sahabenin zenginlerinden mi? Talha radıyallahu anh, Ebubekir radıyallahu anh, İmam-ı Azam rahimehullah zengin mi? Bu zenginlikleri Allah'ın rızasını kazanmalarına engel oldu mu? Ha demek ki mal sana sahip olmaz. Sen mala sahip olursan o mal Allah'ın nehyettiği bir mal olmaz. Ama o mal seni idare etmeye kalkar. Allah yolunda infak etmene engel olur. Seni gayeden uzaklaştırırsa o zaman Allah muhafaza o mal başa bela olur. Velhasıl bu ayeti kerimede ki devamındaki ayette bunu teyit ediyor. Zekatını verilmeyen malı Cenab-ı Hak hoş görmüyor. Tembih ederken, uyarırken, nasihat ederken kullarına biriktirdiğiniz mallar zekatı verilmemiş mallar olursa bak bu ahiretinize zarar verir. Bir sonraki ayette söyleyecek. Ama bir hadis-i şerif söyleyeyim, yeri geldi. Tirmizi hadisi. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bir mümin ruhunu teslim ettiğinde şu üç şey kendisinden uzak olduğu halde ölürse cennete girdi. Şu üç şey öldüğünüzde sizde yoksa cennete girdi diyor Efendimiz. Nedir o? Bir, zengin olduğu halde zekat borcu olmadan öldüyse. Yani malını stoklayıp, biriktirip, zekat vermeden ölürse kusura bakma. Ama zekat borcu yok adamın. Elhamdülillah. Tas tamam hayatında zekatını ödemiş. Bu bir. İki, borçsuz ölmüşse diyor. Öldüğünde arkada kimseye borcu yok. Borçsuz ölebilmiş ise iki, üç. Üzerinde kamu hakkı olmadan öldü ise. Kamu hakkı ne demek? Yani ümmetin, toplumun, âmenin hakkı olan bir kazancı zimmetine hak etmediği halde üzerinde ümmetin, milletin, toplumun, halkın hakkı olan beytül malden kendine haksız kazanç temin etmişse diyelim. Mesela kamuda çalışıyor. Kamu işçisi, kamu personeli, kamu memuru. Beytülmal'den, devlet bütçesinden maaş alıyorsa, devlet makamlarında oturuyorsa, maaşının karşılığında istenilen vazifeyi, görevi yapmıyorsa, devletin bütçesinden 84 milyon insanın hakkı olan paranın karşılığını vermiyorsa,
bir hak söz konusu mu? Kamu hakkı. Bulunduğu görev, oturduğu koltuk, makam. O makam halka hizmet etmek için ona tevdi edilmişken, o makamı, devlet imkanlarını kendi menfaati ve çıkarı için kullanan, o makama, o göreve ihanet etmiş bir kamu ihlali söz konusu olur mu? Mesela devlet sana bir araba tahsis etmiş. Makam arabası. Bununla beraber devlet işlerinde bu arabayı kullanacaksın demiş. Sen hanımını, çocuğunu okula gönderirken, tatile gönderirken, pazara, alışverişe gönderirken makam arabanı onlara özel tahsis edersen kamu hakkı var mı? Kamunun sana devletin tahsis ettiği özel askeri helikopterleri, uçakları Antalya'dan bilmem İzmir'lere, bilmem nerelere özel spor yapmak için, tatil yapmak için kullanan duyduk bir zamanlar. Öyle paşalar vardı, öyle ağalar, öyle makam mevki sahipleri. Devletin kendi imkanlarını etrafına peşkeş çeker. Bak üzerinde kamu hakkı. Konuşurken güzel konuşuyoruz ama maalesef Allah Azze ve Celle hadisi kutsi diyor ya, tekulûne kavlel abidi ve te'amel amelel münafıkîn. Konuşmanız abidler gibi diyor Allah ama yaşantınız münafıklar gibi. Konuşurken hep böyle hak hukuk diyorsunuz, adalet diyorsunuz ama yaşantınız öyle değil. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın şu misalini çok duyduk, anlattık, bilmeyen yok. Devlet makamında, hilafet makamında otururken kendisini ziyarete gelen bir arkadaşına benimle özel görüşmeye mi geldin, devlet işi mi görüşeceğiz diye sordu. Özel görüşeceğiz deyince mumu söndürdü, başka bir mum yaktı. Duymayan var mı? Niye bir mumu söndürerek başka bir mum yakıyor? Çünkü bu mum devletin bütçesinden alınan mum. Bu mumun yandığı yerde devlet işi konuşulur. Özel iş konuşacaksak benim kendi cebimden aldığım mumu yakmak zorundayım. Bir mum. Bir mumu, devletin mumunu kendi özel işinde kullanmayan Ömer'in adaletine konuşuyoruz. Ama yaşantıya sıra geldiğinde maalesef mateessüf. Başkalarını eleştiriyoruz ama imkan fırsat bize geçtiğinde deveyi hamuduyla beraber götürüyoruz. Allah böyle olmaktan muhafaza eylesin. Aha. Devam edelim. Yevme yuhma aleyha fi nari cehennem. O zekatı verilmeyen mallar dedik ya yukarıda. Kenz. O zekatı verilmeyen malların diyor cehennem ateşinde tutuşturulacağı, kızdırılacağı o gün var ya diyor Allah. Ne olacak? Fetükva biha cibahuhum. Zekatı verilmeyen malla onların alınları dağlanacak. Başka? Ve cunubuhum, yanları, omuzları diyelim yani. Yan kısımları da o zekatı verilmeyen cehennemde kızıştırılan o mallarla onların yanları dağlanacak. Başka? Ve zuhuruhum, bir de sırtları diyor Allah. Alınlarına dağlanacak. Ateşte, cehennemde kızdırılmış dünyadaki biriktirdiği malları. Bir insanın dünyada biriktirdiği mallar alnını dağlayacak kadar, yani o kadar küçültülecek mi yoksa alın mı büyütülecek? Allah Resulü Aleyhisselam buyurdu ki cehennemde kafirin iki omuzu arasındaki mesafe, bu söylediğim de Tirmizi hadis-i şerifi, iki omuzu arasındaki mesafe süratle koşan bir atlının üç günlük mesafede alacağı yol uzunluğundadır. İki omuzu arası kafirin ne kadar? Bir atlı üç günde kaç kilometre gider? İki omuzu arası bu kadar geniş. Azı dişi diyor Uhud dağı kadar olacak. Hadis-i şerif bunların hepsi. Ama bu kafir tasviri Efendimizin. Ulema diyor ki müminlere Allah böyle azap etmez. Yani kafire azap ettiği gibi Allah müminlere böyle azap etmez. Ama Allah'ın
mümin olup da zekatını vermeyenlere böyle bir azap edeceği ayetle sabit. Muhakkaktır ki malının zekatını vermeyenlerin Allah o verilmeyen mallarla alınlarını, sırtlarını ve yanlarını dağlayacak diyor. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Bukhari hadis-i şerifi. Dünyada zekatı verilmeyen mallar ahiret günü diyor beyaz bir ejderha ya da kocaman bir piton yılanı deyin, adını siz söyleyin, ama kocaman bir yılan boynuna sarılmış vaziyette, dişleri çenesinden dışarıya sarkmış, yani ağzına sığmıyor dişleri, zekatını vermeyen insanın diyor çenelerini, üst ve alt çenesini ağzının içine alır o yılan. Bukhari hadis-i şerifi söylüyorum. Ve ona der ki ben senin dünyada biriktirip de zekatını vermediğin malınım der. Nasıl, beğendin mi? Hani dünyada çok hoşuna gidiyordu ya, vermeye kıyamıyordun ya, o biriktirdiğin mal işte bugün benim diyecek ve ona mahşer günü azap edecek diyor. Hadis-i şerif, ayet ne diyor? O biriktirdikleri mallarla alınlarına, ulema diyor ki niye alınlarına, yüzlerine, yanlarına ve sırtlarına? Ha, burada da hikmetler var. Bir tanesi de şu: İhtiyaç sahipleri, fakirler zengin adamın kapısına ya da yolda önüne çıktığı zaman önce göz teması olur değil mi? Önce yüzüne bakarak ihtiyacını arz eder ve senden yardım ister. Sen ne yaparsın? Yapanlara, zengin olup da fakirin isteğine yüzünü ekşitenler, şimdi nereden çıktı karşıma diye fakirden rahatsız olanlar, suratını asanlar, ha o astıkları suratlara vermek istemedikleri o paraları, servetleriyle Allah önce yüzlerini dağlayacak. Sonra fakir ısrar eder, ne olur ihtiyaçlıyım ya, versen şuradan yardım etsen. Önce yüzünü ekşitir, sonra ne yapar? Ufaktan böyle yan döner ona. O yan döndüğü için de yanlarını dağlayacak diyor ayet. Üç, fakir gene istemeye devam eder, bu sefer sırtını döner ona. Sen sırtını dönersen fakire, zekatını vermezsen garibe, o sırtını döndüğün, sırtını Allah vermediğin servetinle ahirette dağlayacak. Yanına, yüzüne o ateş yarın ahirete isabet edecek. Değer mi? Mal biriktirip de onun zekatını vermeyip ahirete Allah muhafaza bu halde gitmek akıl kârı mıdır? Allah Azze ve Celle bu manada malının hesabını yapan, zekatını tas tamam veren kullarından eylesin. Yeri geldi zekatla alakalı şöyle çok öz fıkhi malumat arz edeyim acizane. Bir insanın zekat vermesi için kendisinde şu şartların oluşması, olgunlaşması lazım. Bir, akil olacak. Yani deli, her ne kadar serveti olsa da deli zekat vermekle mükellef değildir. Çünkü aklı olmayan sorumlu değildir. Onun için aklı olmayan, deli olan zekatla yükümlü değildir. İki, baliğ olacak, büluğa ermiş olacak. Büluğa ermemiş küçük bir çocuk zengin olabilir mi? Olabilir. Çocuk yaştaki zenginliğinden dolayı zekatla mükellef değildir. Peki onun servetinden, onun velayeti üzerinde bulunanlar o servet üzerinden zekat vermek zorunda mı? Zekat vermek zorunda değil. Çocuk ve deli zekat vermekle mükellef değil. Demek ki akil olacak, buluğa ermiş olacak. Başka? Nisap miktarı mala sahip olacak. Bir insanın asli ihtiyacı dediğimiz, kendisi ve bakmakla mükellef olduğu, kim var evinde? Hanımın var, çocukların var, annen baban beraber yaşıyorsun. Kimin iaşesini temin etmek senin üzerinde uhde ise, bakmakla yükümlü olduğun insanların bir yıllık İyaşesini temin ettikten zaruri ihtiyaç, yani asli ihtiyaç dediğimiz evdir, giyecektir,
yiyecektir. İşte ilim sahibi ise kitaptır. Sanatkarsa sanat aletleridir vesaire. Bu asli ihtiyaçlarını karşılayacak, geçimini temin ettikten sonra ihtiyaç fazlası olarak nisap miktarı, borcu harcı da olmayacak. Nisap miktarı malı olursa, nisap miktarı nedir? 20 miskal altındır diyor Efendimiz. 20 miskal altın nedir? Karşılığı bu yörelere, bölgelere göre değişir. Yani tartı ölçüsü kimi yerde 20 miskal altın 96 grama denk gelir, kimi yerde 80.18. Yani 80.18 dip, 96. en üst limit. Bu kadar altını olan. Peki sen hangisiyle amel edeceksin? Ulema diyor ki, varlıklı insan, durumu iyi olan insan zekat verecek olduğunda fakirin en çok istifade edeceği 80 gram üzerinden hesap etmendir. Ama bir adamın sadece işte biriktirdiği 100 gram altını var. Zar zor idare ediyor. Bu altının da zekatını vermesi lazım. Bu adam da diyor 80.18'i değil 96 gramı baz alsın. Yani 90 gram altını varsa zekat vermese de olur. 85 gram altını varsa, başka da bir şey yok, geçimini de zar zor temin ediyorsa o 96 grama ulaşmadan zekatta yükümlü olmaz. Ulemanın fetvası. Peki adamın nisap miktarı kadar altını var. Şimdi bu altına sahip olduğu gün itibariyle mi zekatını verecek? Hayır diyor. Ne olacak? Havli havelan olacak. Üzerinden bir yıl geçecek. Yani sahip olduğun bu para, bu altın, bu servet kameri ayla üzerinden tam bir yıl geçti. Hala elinde mevcut ise bir yıl sonunda zekat sana farz olur. Ama yılın başında 85-90 gram altının bugün oldu. Bugünün tarihini yaz. 6 ay sonra bu 150 grama çıktı. 10 ay sonra bu 200 gram oldu. Bir yılı doldurdun. Bir yıl önce bugün 85 gramın vardı. 85 gramın mı zekatını vereceğim? Yoksa bir yıl sonra 200 grama ulaştı. Yıl sonunda elinde mevcut olanın 40'ta bir zekatını vereceğim. Yıl içindeki iniş çıkışlara itibar edilmez. İki madde daha söyleyeyim, namaza kalkalım. Zekat, zekat olması için temlik olması lazım. Temlik nedir? Yani mesela bir fakire borç verdin. Borcunu ödeyemiyor adam, durumu yok. Sen de dedin ki ya ben de onu sana zekatıma saydım. Olmaz. Bir adam evinde kiracı olarak oturuyor. Durumu da iyi değil. Sen de zekat vereceksin. Senden kira almıyorum. Almadığım kirayı da zekata sayıyorum. Olmaz. Niye olmaz? Çünkü zekatta temlik dediğimiz veren el, alan el olacak. Sen vereceğin karşı tarafta alacak. El değiştirecek. Karşı tarafın eline geçip mülk edinecek. Aksi halde borçtan düşerim. Efendim zekatıma sayarım. Bunlar olmaz. Detaya inmiyorum. Ve son, niyet olmadan da zekat olmaz. Yani adama verdin, hayır niyetine, iyilik niyetine, borç niyetine, zaman sonra bunu zekattan düşeyim. Verdiğinde ya da verdin de o an aklına gelmedi, yarım saat sonra, bir saat sonra para hala karşı tarafın elindeyse zekata niyet edebilirsin. Ama karşı tarafın elinden çıktıktan sonra zekata niyet etsen sayılmaz. Niyet zekat niyeti olacak ki verdiğin zekata sayılsın. Allah Azze ve Celle hesabını yapan, zekat borcu olmadan ahirete gidenlerden eylesin diyelim. Rızanillah El-Fatiha.